Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Saat şu an günaydın diyorum gerçi ama 1:30-2 falan. Biliyorsunuz Ramazan ayında olduğumuz için ben genelde oruç tutarken böyle yapıyorum. Yani sabaha kadar uyumuyorum. Hatta sabah 6-7'ye kadar uyuyamıyorum. Akşam da böyle 1-2, bazen 3-4'ü de buluyor uyanma. Bugün hatta biraz erken bile uyandım. Çünkü bu arada kanalıma hoş geldiniz, giriş yapmayı unuttum sanırım yine. Artık sürekli böyle video çektiğim için sanırım alıştım, direkt sohbete giriyorum. Neyse, bugün sağlık raporu çıkarmaya gideceğim. Biliyorsunuz birkaç önceki videoda atandığımı söylemiştim. Şu an zimmete düşmeyi bekliyorum. Yani zimmete düşmekle yani hakkında soruşturma açılıyor. Soruşturma yapılıyor daha doğrusu. Sonuca göre de işte sana mesaj atılıyor. Yani gidebilirsin, şu tarihte gidebilirsin diye. O zamana kadar da evrakların var. İşte mezuniyet belgesi, birkaç tane sigortası falan belgeleri sanırım. E-Devlet'ten çıkıyor zaten bunlar. Onun dışında bir de sağlık raporu isteniyor. Bazı hastaneler sağlık ocağından, bazıları da büyük hastanelerden istiyormuş. Şehir hastanelerinden, devlet hastanelerinden. Yani belki yaptıracak olanlar olursa diye anlatıyorum. Benimki sağlık ocağından alabilirsin demiş. O yüzden bugün oraya gideceğim almaya. Yani daha zimmete düşmedim ama genelde önceki alımda 3 hafta sonra atanmışlar. Yani 3 hafta sonra gidip işe başlamışlar. Bu da 3. haftamıza giriyoruz bu hafta. Ben de girmeden yani evrakları tamamlayayım ki direkt gidelim diye düşündüm. Bu arada evimi tuttum. Geçen orucun 2. ya da 3. günüydü sanırım. Öyle gittik Ankara'ya bu arada. Biliyorsunuz Ankara'ya atandım. Evim çok tatlı. Yani şöyle, aslında hayalim 1+1 evde böyle kedimle beraber yaşamaktı benim. Ama orada Ankara'da gerçekten evler o kadar pahalı ki 1+1'e gerçekten güç yetmiyor. Yani maaşımın yarısını oraya veremezdim. Saçma olurdu. O yüzden 3+1'ler ve eşyasızlar daha uygun gördüm. Yani çoğu arkadaşım da öyle yaptı zaten. O yüzden eşyasız tuttuk. 3+1. Ev bayağı büyük. Tek başıma yaşayacağım. Ama işte belki bir süre sonra yapamazsam tek başıma falan bir arkadaş daha edinirim diye düşünüyorum. Ama şu anlık hayalim tek yaşamak, tek başıma kalmak. Umarım yapabilirim. Evim çok tatlı. 3. katta böyle. Güzel bir ev. Aydınlık. Benim için önemli olan beyaz ve aydınlık olması. Yani çok yeni bir ev değil. Ama hoşuma gitti nedense, bilmiyorum. Genelde böyle yeni olunca daha çok hoşuma gider ama o da çok hoşuma gitti garip bir şekilde. İkinci baktığımız evi tuttuk zaten. Neyse, ben şu an çok uzattım lafı sanırım. Ben hemen bir üzerimi değiştireyim, pijamalarımı çıkartayım. Hemen sağlık raporu almaya gideceğim. Daha sonra da zaten iftara kaç 4-5 saat vardı diye dokunuyor. Tatlı yapabiliriz belki beraber. Onun dışında bilmiyorum, belki yemek hazırlarız. Bugün beraber geçirelim. O zaman hadi devam edelim video. Raporumu aldım. Çok kısa sürdü Allah'tan. Şimdi tatlı yapacağım ama ne yapacağıma karar veremedim. Evet arkadaşlar, geldim. Saçımı falan topladım. Yani örmüştüm, açtım. Birazcık kabardı ama neyse, artık toplulursun. Şimdi tarife karar verdim. Tiramisu yapacağım. Ama bende kek kalıbı olmadığı için bunu da yapacağım. Yani buna göre bir tarif buldum. O yüzden buna göre hazırlayacağız. Malzemeleri şimdi koydum. Hemen size göstereyim malzemeleri. Daha sonra hemen yapmaya başlayalım. Çünkü 3-4 saat, yok 3 saat falan kaldı iftara. Hadi başlayalım. Öncelikle tabanı için, yani kek için malzemelerimizi söylüyorum. 3 tane yumurtamız var. 1 çay bardağı sıvı yağ koydum. 2 su bardağı un gerekiyor. Ben şu an bir tane koydum. Birazdan bir tane daha koyacağım. Boşuna bardak batırmayın dedim. 1 su bardağı süt. Yani birazcık boşluk bıraktım. Bence su bardağı yeterlidir o. 2 tane şeker koydum. Boşuna biraz ekleyeceğim. Bir parmak boşluk kalacakmış. Yani 1 su bardağı şeker gerekiyor bu kek için. Diğeri krema için koyacağım. 2 yemek kaşığı kakaomuz var. İçine ekleyeceğim. Vanilin ve kabartma tozu da en son ekleyeceğim. Bu kadar. Daha sonra kalıba koyup hemen çırpacağım. Bu arada yanıma süzgeç de aldım. Şöyle göstereyim. Süzgeç de aldım. Onu, kabartma tozunu falan süzerek koyacağım ki içinde böyle kabarmasın, kötü görünmesin diye. Şimdi hemen bir kap alayım. Başlayalım. Öncelikle 3 tane yumurtayla şekerimizi, evet şu kadar şekeri biraz şuna dökmem lazım hatta. 1 su bardağı şekerle 3 yumurtayı çırpacağım önce köpürene kadar. Şu kadar yeterli. 3 yumurta kırıyorum. Yumurtaları iyice şekerle köpürene kadar karıştırıyorum. Bu arada en sevdiğim tatlı tiramisudur. Yani dışarıda yemeği çok seviyorum. Böyle hafif soğuk. Ama evde yapabilecek miyim? Ben de merak ediyorum. İlk kez deneyeceğim çünkü. İnşallah güzel olur.
Çırpıyorum bunu. Burada yanlış başlıkla yapıyormuşum. Yani bu da köpürttü ama ya şunun kadar etkili değil. Şuna bir tanesini taktım. Değil gibi uğraşmayayım şimdi. Biraz köpürdü ama bence yine de onu takayım. Daha hızlı köpürsün diye düşündüm. Şimdi iyice köpürdü. Artık sıvıları koyuyorum önce. Su döküyorum. Sıvı yağ koyuyorum. Şimdi unu koyacağım. Bir bardak daha un alıp geliyorum şimdi. Böyle sanki daha güzel oldu. Kakaomuzu da aynı şekilde eğileceğim. Kabartmasını da vanilini koyuyorum. Tamamdır. Şimdi bunu çırpacağım. Bundan önce ben fırını açıyorum 180 dereceye. Hemen ısınsın ki daha sonrasında sıcak sıcak koyalım. Hemen açıyorum. Evet, şöyle kıvam güzel oldu ama yine böyle birazcık süreme rağmen böyle topak topak oldu. Acaba onun sebebi ne, onu bilemedim. Bana öyle geldi, onu da bilmiyorum ama kıvam gayet güzel oldu. Şimdi bunu döküyorum cam kabımıza. Cidden çok güzel görünüyor. Şimdi hemen fırına atıyorum. Ne kadar pişti hiçbir fikrim yok. Ben bakacağım yani. Piştiğini anlarsam çıkaracağım. Çünkü öyle bir şey görmedim. Yani kaç dakika falan. Tahmini bir şekilde çıkarmaya çalışacağım. Kekimizi koyduk. Şimdi hemen üstüne sos yapacağız. Böyle kahveli bir şey. Onun bir tarifine bakayım. Ona göre hemen hızlıca yapalım. Evet, önce kremasını yapacakmışız. Yani böyle güzel bir kıvamda bir şey ama umarım yapabilirim. Niye kendime güvenmiyorsam gayet güzel yaparım bence. Şu an kendime inandım. Hemen malzemeleri söylüyorum. 3 yemek kaşığı un koyacakmışız. Ama önce süt koyayım bence. 3 su bardağı süt diyor. Hemen onu koyuyorum. Artık taktik buradan koyuyorum biliyorsunuz önceki videolarda. Suyu koyuyorum. Her yerim un oldu bu arada. Evet. 3 su bardağı sütü koyduk. Daha sonra 3 yemek kaşığı nişasta koyuyoruz. Sonra 3 yemek kaşığı un koyuyoruz. Böyle yarım bardaktan biraz daha fazla da şeker koyuyoruz. Bu arada güzel olursa ben tarifi alt kısma yazarım yine. Bulmak için yani böyle biraz karışık anlatmış olabilirim ama beğenirsem mutlaka atarım aşağı. Bunu iyice böyle yumuşak olana kadar burada çırpacağım. Evet, çaka gibi bir şey oldu. Aslında kek yanmamıştı arkadaşlar. Gayet güzel gidiyordu. Ama ben anneme dedim ki hani bir baksana hani pişmiş mi? Nasıl olmuş? O dedi ki altı pişmemiş. Hani üstü pişmiş ama aşağı koyalım dedi. Biraz da orada dursun dedi. Ama böyle kötü bir koku geliyor yani biraz. Yandı kek. Ama şu anda altı pişmiş. Sadece üstünde böyle biraz siyahlık var. Onun dışında iyi duruyor yani. Sıkıntısı yok. Bence yenebilir. Yani üstünü böyle biraz yanık kısmını kazırsam zaten üstüne krema falan ekleneceği için çok da kötü olmaz diye düşünüyorum. Ama çok güzel olmuştu gerçekten ilk piştiğinde. Keşke çıkarsaymışım direkt. Hemen gösteriyorum size yanık kekimi. Şimdi balkona koyduk biraz hava alsın diye, soğusun diye ama görünüyor mu yanık hali? Bildiğiniz ortası simsiyah oldu. Ama böyle çatalla batırdık, içi güzel pişmiş. Yani şu an tek tesellim o. O yüzden bu üst kısmı birazcık soyacağız. Altı güzel pişmiş görünüyor çünkü. Burada ben kremayı yaptım. Kakao damlamış biraz. Şöyle güzel oldu yani kıvam. Birazcık daha katılaştı hatta şu an. Bunun soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da içine labne ve krem şanti koyacağım bir paket. Sonrasına dökeceğim. Şimdi bizim sıradaki işlemimiz. Kekin üstüne dökmek için kahve ve şeker koyacağız. Hadi hemen onu yapalım. Evet, şimdi 2 su bardağı ılık su koydum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı da granül kahve koydum.
Bunları şimdi karıştıracağım çözülene kadar. Sonra da kekin üzerine dökeceğim. Daha güzel oluyor demek ki, bilmiyorum ama. Bu arada oruç nasıl gidiyor sizin? Ben hiç acıkmıyorum da, susamıyorum da. Çünkü sanırım sadece uykuya tutturuyor olabilirim. Dediğim gibi geç yatıp geç kalktığım için de çok farkında olmuyorum yani. Belki bazen susamış oluyorum. Onun dışında böyle güzel geçiyor yani. Belki dışarıda olsam, çalışsam falan yoğun olurdu ama aslında o zaman daha güzel hissediliyor böyle oruç tuttuğum, daha zorlanıyorsun böyle. Burada çok bir anlamı olmuyor aslında ama yine de sevap kazanıyoruzdur umarım. Öyle şimdi bugün de mesela hiç susamadım ama akşam aşırı canım çikolatalı böyle bir pasta istemişti dün. Bugüne kaldı. Yani yemekten sonra böyle sağlıklı bir şey yiyeyim falan modunda değilim bu sene. Son 2 aydır falan hiç düşünmüyorum yani sağlıklı beslenmeyi falan ve 2 kilo almışım bu arada. Muhtemelen gittikten sonra belki spora yazılırım ya da çok yoğun geçerse koşturmadan zayıflarım diye düşünüyorum da zaten kilolu dediğimde 51 kilo falanım yani şu an. Hani genelde 49 olduğum için birazcık kilo almış hissediyorum ama dediğim gibi hala yiyorum yani. Çünkü evde bir daha buraya gelip de böyle istediğim şeyi yemeyebilirim yani. Orada biraz çalıştığım için zorlanacağım muhtemelen. O yüzden hiç düşünmüyorum şu an o tarafı. Gördüğünüz gibi bol kalorili bir tatlı yaptım. Ama bir dilim yedikten sonra bence bir şey olmaz. Şimdi keki 5 dakika bekletsin diyor. 5 dakika olmadı sanırım ama onu çatalla böyle batıracağım üstüne biraz hava alsın diye. Sonra da bunu dökeceğim. Arkadaşlar videolarda her zaman her şey çok güzel olmuyor gördüğünüz gibi. Gerçekleri de göstereyim size. Burayı böyle çatalla kazıdım. Buraya koydum. Yani onun dışında içi gerçekten güzel görünüyor. Yumuşak görünüyor. Sıkıntı yok o yüzden. Şimdi artık kahveyi dökelim üstüne. Evet arkadaşlar düşündüğümde şu an o kremanın soğuması gerekiyordu. Hala soğumadı. O yüzden onun soğuması bence 1-2 saati alır diye düşünüyorum. Kek de aynı şekilde hala sıcak. Bizimkiler hem yemeğini hazırlasın. İftardan sonra hem beraber kremasını dökeriz hem de tadına bakarız. Şu an zaten tadına da bakamayacağımız için. Öyle bakalım nasıl olacak. Bayağı çabaladık ama umarım tadı kötü olmaz. Kötüyse de kötü diyeceğim bu arada, derim ben yani biliyorsunuz. O yüzden sıkıntı olmaz. O zaman iftardan sonra görüşürüz. Evet artık bence bir telefon almamın zamanı geldi. Çünkü böyle ışığı farklı gösteriyor. Sanki biliyorsunuz ben bilmiyorsunuz söylemedim. Ben telefondan çekiyorum videoları. O yüzden sanki böyle kalitesi artık düşürmüş gibi geliyor. Bir süre sonra artık ömrü bitmiştir muhtemelen telefonumun. O yüzden böyle tripodla falan ışıklandırıyorum ama yine de biraz soluk çıkabilir. İftarımızı yaptık. Üstüne ben bu arada şey yaptım böyle. Kakaoyu çırptım yani böyle toz haline. Çok güzel göründü şu an. Tam bir tiramisu gibi görünüyor ama tadı konusunda şüpheliyim. Kötü olmuş olabilir çünkü ilk kez yaptım. Ve bir tık da canım sıkıldı yani böyle yanınca falan. Bilmiyorum belki kekleri bir daha yapamayabilirim. İşim belli olmaz. Şimdi size kekimi göstereyim. Şöyle göstereyim. Aslında kreması böyle daha düz görünmesi gerekiyordu ama benimki birazcık yani küçük küçük dağlar oluştu resmen bende. Ama güzel görünüyor. Şu an tiramisu gibi görünüyor. Altını da göstereyim şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle görünüyor. Şimdi tabağımı koydum yanıma. Hemen tadına beraber bakacağız. Şimdi en sevdiğim kısımdayız artık. Tadına bakacağız. Hemen kesiyorum. Yumuşak. Kek gayet güzel kabarmış bence. Şöyle göstereyim. Yumuşacık görünüyor ama çok bir böyle alttaki tiramisu olmamış. Birazcık daha fazla kabarmış gibi. Bakacağız. Evet tadına bakıyorum hemen. Şuna çok sevindim. Böyle acı kahve kısmını koydum ya orada ablam şey dedi böyle. Sanki çok acı olacak gibi dedi. Ama hiçbir acılık yok. Birazcık fazla şeker eklemişim demek ki. Güzel olmuş. Bir daha bakacağım. Bence tiramisu olmuş. Ya üstündeki kakao falan şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. Çok hayal kırıklığına uğramıştım kek yandıktan sonra. Hatta dedim kesin çok kötü olacak. Ama hayır bu benim tatlı ihtiyacımı karşılayabilir. Ben çok beğendim. Ama cidden kötü olsa kötü diyecektim. Yenmez çünkü yani. Kimse yemez. Hatta durun Yusuf'a da soralım. Bir çağırayım. Biraz şöyle uzaklaş. Şu
görünümünden biraz kurtulsan iyi olurdu ama. Tamam, Yusuf zaten gerçekçi yorum yapar ama bazen abartabilir. Güzelse de kötü diyebilir, o yüzden deme. Üstündeki ne? Kako. Çok yapıştırıyor ağzım. Yapıştırır kakao çünkü yani toz. Bayağı iyi. Güzel mi? Güzel. Şeyden tiramisu yani böyle güzel. Tiramisu Tiramisudur herhalde. içememiş o yüzden Güzel ama. Beğendim. Beğendim, güzel. Acı falan değil. Acı değil. Yanık tadı var mı peki? Önemli olan bu. Yanık tadı yok. Ağza Güzel. çok yapışıyor. O normal. Üstteki kakao, krema falan bir sürü bir şey var üst üste. Yenir ama değil mi? Yenir. Yerim. Tamam, güzel. Şimdi zaten okey oynayacağız birazdan. Bu ses ne ya? Okey masası kuracağız buraya. Kekleri de yanında yeriz yani. Güzel olmuş. Şimdi bunları bir tabaklara falan koyayım. Çayları doldurayım. Sonrasında okey masasına geçeriz. Benim nerede? Mavi bir miydi okey? Evet. Gözüm görmek çok zor. Okey, çektim. Evet arkadaşlar, odama geldim. Saat şu an 12, 12.30 hatta. Ben yaklaşık böyle 4, 5, 6 buluyor benim uyumam. O saate kadar ne yapıyorsun derseniz de genelde dizi izliyorum. Bundan önce Bridgerton izliyordum Netflix'ten. 2 sezondu galiba. Onu hemen bitirdim. Hatta ikinci sezon yeni yayınlanmıştı. Hemen bir haftada bitirdim. Yani bir izleyince böyle sabaha kadar bitirmeye çalışıyorum. O yüzden o hızlıca bitti. Sonra da C'ye başladım. Netflix'te yok bu ama normal internet sayfasından bularak izliyorum. İkinci sezondayım ve böyle artık gözlerim ağrıdı izlemekten. Yani sabaha kadar kesintisiz izliyorum ve birer saat dizi. Şimdi yine benim dizi saatim geldi. Şu an 6. yani 5. sezonun sonlarındayım. Son 3 sezonum kaldı. Hemen diziyi göstereyim size. Böyle çok eski bir zamandan çekilmiş bir dizi. Aslında şöyle. Durun, kendime çevireceğim. Böyle anlatamayacağım. Bence mutlaka izlemelisiniz. Şöyle yani şu dönemin koronası gibi körlük yayılıyor o dönemde de. Ve herkes kör oluyor. Hatta görenleri böyle cadı ilan ediyorlar. Bulup öldürmeye çalışıyorlar falan. Ve böyle çok eski bir zamanda. Çok garip bir şekilde görmeden savaşabiliyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Bazen artık evde kör gibi geziyorum. Yani o kadar bağımlı oldum ki diziye. Müthiş, gerçekten bayıldım. Ve bence güzel bir mesaj vermeye çalışmışlar. Sonunu çok merak ediyorum. Umarım güzel biter de canım sıkılmaz. Böyle ben şimdi birazcık dizi izleyeceğim. Yanında artık bir şey içmeyeceğim. Yeter, pasta yedim zaten. Büyük bir su aldım. Su içerim artık sahura kadar. Öyle. Sonra da artık dediğim gibi sahuru yapar yatarım. Artık bu video 20 dakikadan fazla olsun istemiyorum. Çünkü sıkıcı oluyor olabilir. O yüzden böyle 15 dakika falan olmuştur umarım. Çok fazla uzun olmamıştır. Sizi de sıkmak istemiyorum. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Bence bu kadar yeterli. Artık kapatayım videoyu. Bir sonraki vlogda artık gider miyim bilmiyorum. Zaten yarın valizim buradan bilmiyorum köşede bir yerde. Yarın tüm dolabı döküp kışlıkları falan hepsini valize koyacağım. Zaten mutfak eşyalarını götürdüm. Onun dışında ya ıvır zıvır bir sürü bir şey var. Makyaj malzemesidir, laptopu kaldıracağım. Çok fazla şey var. Ev eşyası, halı falan da götüreceğiz buradan. O yüzden belki orayı da videoya çekerim. Ya da Ankara'ya gittiğimde o evde size gösteririm evimi. Bilmiyorum, sonrası da güzel olabilir yani sonraki videolarımda. Umarım bu videoda beğenmişsinizdir. Tarifini alt kısmına bırakırım. Bu arada mutlaka deneyin. Şu an zaten birkaç tane kaldı. Herkes ikişer tane yedi. Ben de dahil. Gerçi ben 1,5 tane falan yedim ama olsun. 1,5 tane ne oluyorsa yalnız. Öyle. Artık videoyu kapatayım. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şu artık ne olur abonem artsın. Hep böyle 22,5-23'te kaldı. Her hafta da video atmaya çalışıyorum aslında. Yavaş yavaş artmaya başladı ama sanırım çalışırken, özelde çalışırken çok fazla atamadım. Siz de haklısınız yani. O yüzden çok da artmadı. Umarım bundan sonra düzenli video atabilirim. Yani artık zevkine de atıyorum zaten. Hoşuma gittiği için böyle hem vaktim güzel değerlendiriyor gibi hissediyorum edit yaparken falan da. O yüzden videolara devam edeceğim. O zaman bir sonraki vlogda görüşmek üzere.